Herkese merhaba dostlar ben Kölmök Enigmatik eki expert. skyblock ile kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet arkadaşlar geçen bölümden bu bölüme neler değişti öncelikle onlarla bir başlayalım Burada hatırlıyorsanız bir adet solar tower'ımız vardı artık 3 adet solar tower'ımız var ee, Bu şekilde solar reflektörleri de 3'e böldüm arkadaşlar Şimdi bunları normal şartlarda ufak bir ipucu vereyim Birden fazla solar tavır dikecekseniz ve birbirine yakın olacaklarsa Şöyle yapmanız gerekiyor Şuradaki mesela 7 tane, 8 tane solar tower'ı diğer solar tower'lar bozuk şekildeyken yani diğer solar tower'lar henüz multiblok değilken buna bağlıyorsunuz. Ondan sonra bu solar tower'ı bozuyorsunuz arkadaşlar. Bunlara bir daha dokunmuyorsunuz. İkinci solar tower'a geçiyorsunuz. Bunu bozduk. Bunu tekrar multiblok haline getiriyoruz. Buraya 8 tane solar ee reflektör koyup onları buradaki solar tower'a bağlıyoruz. Ee, bu sırada sadece bir solar tower'ın tek seferde aktif olması lazım. Haberiniz olsun. Aksi takdirde karışır. Sonra bunları bağladıktan sonra ikinci solar tower'ı da bozup bu sefer üçüncü solar tower'a geçiyoruz. Bunu multiblok haline getiriyoruz. Buraya yine 8 tane işte kaç tane isterseniz ya da reflektörleri koyup buna bağlıyorsunuz. Ondan sonra diğer multiblokları da tamamlayabilirsiniz. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi buradaki solar reflektörler zaten nereye bakacağını hatırlıyor. Ee, bunlar buna. Bunlar buradakine. Buradaki 8'i de bu Solar Tower'a bakıyor. Dolayısıyla tekrar bunları Multiplier'a çevirdiğiniz zaman otomatik olarak saplıyor arkadaşlar ve düzenli olarak kendinize Steam üretebiliyorsunuz bu sayede. Ee, aksi takdirde dediğim gibi hepsi ilk koyduğunuz, ilk saptadıkları Solar Tower'a bakacağı için kafaları karışır. Dolayısıyla bir tane Solar Tower çalıştırmış olursunuz. Ben böyle yaparak üçünü de çalıştırmayı başardım. Bunların da e, şeyi Compact Machine'i buraya koyduk. Dışarıdan pipe'layarak içeriye gönderiyoruz. İçeride ufak bir Steam depolama yeri koydum ama henüz aktif olarak çalıştırmıyorum. Çünkü şu anlık gerek yok. Burada zaten yine fulllemişiz yine gördüğümüz gibi. 10.000 RF'e kadar da gelmiş gayet güzel. Ee, bunlar niye full bu arada ya? Allah Allah şu an hiçbir yer enerji kullanmıyorum o kadar. Neyse o çok da önemli değil. Mantığı anladınız zaten. Geçen bölümde enerji kablolarını falan dokunmuştuk. Ufak ufak ben mekanizmde yapabildiğim kabloları da upgrade ettim. Özellikle mechanical pipe'lar vesaire lazım oldukça kademe kademe arttıracağız zaten kabloların kalitesini. Onun dışında burada bir şey yaptım mı? Hayır yapmadım. Galiba yapmadım evet. Şimdi bugün ufaktan artık büyü modlarına da giriş yapmamız gerekiyor. Yani burada açıkçası Towncraft'a ben oynamayalı en az 3 sene olmuştur. Towncraft'a da çok bayılmam. Ee, update olarak da çok gelmedi. Bana fazla komplike geliyor. Mod pack'in içerisinde biraz tuhaf açıkçası kaçıyor bence. Çünkü ona odaklanmanız gerekiyor. Yani burada Towncraft'la oyna oynayacaksak tamcraft oynayalım. Direk Bu kadar teknolojinin arasında onu sıkıştıracak. Hani sıkıştırsam nerede kullanacağım onu da bilmiyorum. Dolayısıyla ufaktan giriş yapacağız. Burada Airvis Kristal var. Biz Kristalleri normalde biliyorsunuz hani Overworld'de herhalde bunları cluster halinde böyle maden halinde filan buluyorduk. Bunu da klasik Alchemical Fusion Table'dan yapacağız. Quartz Sliver'lar bir tane Nether Quartz'ı zaten şey yaptığınız zaman elde edebiliyorsunuz. Bir de Oak ok Ağacı yetiştirmemiz gerekiyor. Dışarıda bir tane sanki ok ağacı vardı. Benim şeyim var mı? Makasım var mı? Makas varsa aslında o son kalan dört parçasının üzerindeki forestry'nin ağaç farmında bir yaprak alabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada üstümdeki itemler niye otomatik şarj oluyor hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Benim kablosuz şarjım hala yok. Yani ya biri fü, e, Flux Networks'e giren biri player charging'i public yapıp beni de şarj ediyor istemsizce. Ya da bu Ender Energy Conduit'ler gerçekten Ender Energy Conduit. Envanterimde bulunduğu sırada herhalde şarjı belki çekiyordur. O çok saçma olur. Gerçi şu an hani söylerken de saçma geldi kulağıma ama. Bilmiyorum herhangi bir açıklamam yok bununla alakalı. Ee, Flux Networks daha olası. Başka birinin Flux Networks'ın ağına benim de public olduğu için bağlı olmam daha olası gibi duruyor. Ama itemlarımı otomatik şarj ediyor açıkçası. Ben ona şikayet etmeyeceğim kesinlikle yani. Evet, Oak Leaf'lerimizi içeriye salladık. Ee, şimdi na, ne için Oak Leaf sallamıştık? Biz Air Vis Kristal için çünkü Sliver ve e, Leaf'e ihtiyacım vardı benim. Artık bir üst seviyeye geçtiğim için aşağıdaki Alchemical Dust'larda Quartus'a geçtik. Çünkü şu anki sistemimiz zaten enerjiyle çalışıyor. Quartus'a geçmemiz, geçmememiz için hiçbir sebep yok. Dark ve white, e, Light Matter de yapabiliyoruz. Elimde bayağı bir Quartus, Quartus Alchemical Dust var. Yalnız sistemin içerisinde burada değil. Zaten bu vatandaşlar da arkadaşlar %3200. Yani normalde kaç elde edecekseniz onun 32 katını filan veriyor size. Benim anladığım kadarıyla en azından. Şu an mesela tek bir şeyden, e, tek bir dönüşümden 4.5 stack Aervis kristal elde etmişiz. Bu da demek oluyor ki görevi de tamamladık. Paper ve Red Velvet Cake vermiş. Red Velvet Cake vermesinin sebebi arkadaşlar aslında burada. Bundan Ant Cake yapın diye. Bunu yiyin diye değil. ya <laughs> Benim anladığım mantık en yani o açıkçası. Ant Cake çünkü 4 tane farklı kek gerektiriyor. Mantıklı olan o. E, ee, Tabi biraz daha ilerlemeden Ant Cake yine yapamıyoruz. Çünkü şöyle Ant Jack'e yazarsak arkadaşlar. Köşedeki kekleri verdi. Şimdi Ender Casing yapmak için Black Quartz ve Ender Pearl kolay ama Empowered Diamantine kolay değil. Aralara geçmediğimiz için. Mana Diamond, Zirconium, malachit, Zirconium ve malakit'i Mala ya da malachiti işte. Herhalde Sieve'den filan elde ederiz. Orada çok bir şey yok. Zirkonyumu da Nuclear Craft'la elde ediyoruz. Orada da çok bir şey yok. Ama Mana Diamond için mesela Botanyaya girmek zorundayım. Zaten birazdan da gireceğim aslında Botanyaya. Kafa göz. Büyü modları derken hakikaten büyü modlarını kastetmiştim. Aquamarine ve Marble veriyor bir Aquamarine. Bu da zaten şeyin aslında Astral Sorcery'nin. E, kapısını açıyor bununla beraber Multi bloklar için bize e, Marble da veriyor evet Ex Nihilo için Botanya diyor Çünkü normalde Botanya'dan gitmemiz gerekiyordu Terra Steel ve Mana Steel hatırlıyorsanız Ben geri dönüşümden elde ediyorum ama Bu da farklı bir yöntemi şimdi Petal Bir bakalım neymiş abi Luminous Crafting Table istiyor zaten benden Yani direkt Astral Sorcery'e kafa göz gir Diyor 4 tane Cobblestone 2 tane Cobblestone Slap 4 tane Cobblestone İki tane cobblestone step bir tane ee, neyimiz var çok güzel soru neyimiz var burada sieve sisteminin içerisinde mi koymuştum ben bunu evet şuradaki drawerların arasında bir tane cobblestone generator var generator var çevresindeki void upgrade'lerle beraber düzenli olarak cobblestone elde edebileyim diye özellikle gravel netherrack vesaire elde ederken işim kolaylaşıyor arkadaşlar cobblestone iki tane cobblestone slab dedik bir de white petal'a ihtiyacımız var e, white flower'ımız var. Bir tane olmak üzere alabiliriz. Şimdi bir de luminous crafting table'a bakalım bakalım. İç geçirmişler yani botanyayı, astrali ve town craft'ı. Artı starlight veya starlight hariç. Şimdi artı starlight dediği bunu ben güneşin altında mı yapacağım yani açıkçası? Onu çok anlamadım. Şimdi artıya bastığım zaman en azından tamam düz marble'lar ve crafting table'mış. Üst tarafta ne var? Suti marble, kömürlü marble bu da bana O zaman kol lazım Craft emri veremiyorum çünkü netherrack yapıp duruyoruz şöyle araya bir tane sıkıştırabiliriz ama sanıyorum ki evet Buradan da sooty marble ee, Yani bunu Bir tane daha crafting table alalım yanımıza Neden bir tane daha alalım diyor? çünkü Ay ışığı diyor yani Starlight mı Moonlight mi işte ne diyorsa artık Ya da o şeyi yapmamız lazım Amber'i yapmamız lazım ama herhalde kastettiği o değildir. Kastettiği budur diye varsayıyorum. Luminous crafting table artıya basalım bakalım. Artı Starlight abi ne ki yani burada Starlight ben anlamadım şimdi. Neyle vereceğiz sana şeyi? Kutsalı. Mesela acaba crafting station mı gerekiyor? Bununla deneyelim. Şimdi artı Starlight dediği için benden asayı da istiyor olabilir. Yani direkt burada craftlamayabilir. Eee evet. Crystallize Ember'da çok bir problemimiz var mı? Bir bakalım Amber yazalım Şuraya Evet End Stone'u eleyerek bunu elde edebiliyoruz Crash'den Stone'u Amber elde edebiliyoruz Yalnız End Stone'u ben hala otomatiğe bağlamadığım için ufak bir problem yaşıyor olabiliriz da bu diorit muhabbetiyle uğraşmak açıkçası çok istemiyorum ama biraz zorunda kalacağız gibi ya da sandstone'u lens kullanarak starlight transmutation'la yapacağız. Yani bence biz kendimiz en azından 2-3 tane amber elde edecek kadar endstone'u elle yapalım. Kalanını hani otomasyona bir şekilde bağlarız. seedini mid'ini elde edebilirsek ya da işte void miner'a geçersek yakın zamanda ya da yani şunu da şunu bile yapabiliriz düşündüğümüz zaman ama bunu nereye kuracağız ki ya? Gerçi Aşağı aşağıda bir lava sistemimiz var. Şimdilik orayı kullanabiliriz bence. O zaman şey yapacağız. Bir miktar glowstone dust alalım yanımıza. Burada endstone yok değil mi bu arada? Ha 26 tane varmış. %5 şans desek aslında bir tane elde edebiliyor olmamız lazım. Düşündüğümüz zaman o zaman ne yapacağız? Sieve sistemimizin içerisine gireceğiz. Bunu aradan bir yerden sıkıştıralım biz. En iyisi. Ee, şu hammer mesela. Seni buraya koyalım. Aşağı gitsin. Tamam, topaz mopaz en azından bir miktar burada biriktirebiliriz yani. Bir deneyelim. En kötü buradan elde edemezsek bile elde edebildiğimiz kadarıyla şey yaparız. Kaçtasın sen? Son 8 7 falan kaldı. Ulan bir tane bile vermedim ha verdi. <laughs> Tam bir tane bile vermedi mi derken hakikaten verdi. Tamam şimdi de gravela da geri döndü zaten. Ee, bunları da ileride çıkacağı için şöyle yerleştirebiliriz. Nasıl olsa yine burada biriktireceğiz. Buradan Amber'i geri alalım ama. Şimdi herhalde crafting yapabileceğimi düşünüyorum. Work, e, içerisinde, crafting Station içerisinde Tinkers'ta. Starlight dediği herhalde lens falan kullanmamız gerekiyordur diye düşünüyorum crafting table'ın üzerinde. Ulan böyle de olmadı. Craft lum, Luminous crafting table. Sooty marble compressed crafting table istiyor benden. Ha, tamam. Compressed Crafting Table sanıyorum ki 4 tane Crafting Table'dır ya da 9 tane Crafting Table. Onda bir şey yok. Evet hemen bir tane Compressed Crafting Table yaptık. Bunu ortadaki ile değiştirelim. Ve Luminous Crafting Table Exploration'da öğrenmiş olduk. Astral Source'un da kendi özel bir kitap sistemi bir şeyi vardı. Oradan böyle kademe kademe hani ne açtığınızı görebiliyordunuz. Luminous Crafting table'ın da zart diye de doldu açıkçası. Dolayısıyla burada artık Petal apotekarı yani bizim botanyanın çiçeklerini yapmamızı sağlayan sistemi de yapabiliriz. Tabi bunun için bir tane asa gerekiyor bize. Wand gerekiyor. Resonating Wand mıydı tam hatırlamıyorum ama o iki Wand'tan biri. Şöyle Astral yazalım. Wand yazalım. Resonating Wand. Implosion falan filan. Biz düz Resonating Wand yapabiliyor muyuz? Şimdi ben de Salis mundus isteyecek diye tahmin ederken hakikaten de Salismundus istedi. 3 tane Vis Direkt yapabiliyor muyuz ya Salisman uzun? Normalde başka bir yöntem olması lazımdı. 3 This crystals of different types. Allah Allah çok da different types sallıyormuş gibi gözükmüyor ama e, bir bakalım. Bir de bolla ihtiyacım olduğunu söylüyor. Sanki benim bildiğim de normalde evet. Üç farklı vis ihtiyacımız var aslında bizim yani düşündüğümüz zaman. Farklı vis kristalleri için şeyler var mı? Hepsi için galiba bir fission var. Hepsinde de quartz sliver. Mesela ayer, tera ve ignis yapalım biz. Ya da şey yapmayalım ignis yapalım. Clay ball 4. 4 aldık. Clay ball aldık. Bir de aynı zamanda şu ayerleri içeri sallayalım. Quartz. 3 tane yani 27 tane benim quartz sliver'a ihtiyacım var. Buradan da gördük mesela 1000... Kaç? 1447 tane e, Quartus alchemical orada dust'ım var çünkü o resipiyi bir kere yaptığınızda normalde beşerli falan olduğu için çatır 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 yapıyor. Ben 10 kere falan yaptım galiba. İlkini tabi Tertius'la yapıyorsunuz. Onun üstünü şeyle yapabiliyorsunuz ama ben niye 27 tane aldım ki aslında ilk partiyi yapmıştık ayerden. Neyse şöyle yine bunlardan da herhalde dört buçuk kar gibi bir şey göreceğiz diye düşünüyorum. Evet yine dört buçuk filan geldi. Ee, bir de Terra'yı yapacağız. Tüm bunları ileride otomatiğe bağlayacağız bu arada. Şu anlık hiç gerek olmadığı için açıkçası böyle elle yapmaya devam ediyorum. Çok da umurumda değil yani. Tamam buraya geldik. Şunların hepsini içeri sallayalım o zaman. Şimdi herhalde Salis Mundus yapabiliriz diye düşünüyorum. Salis Mundus. Tabi burada şey yapacağız. Öncelikle buradaki vis kristalleri değiştireceğiz. Ee, bir de... Bol bol flinte ihtiyacım var. Şöyle 100 tane craft emrini birden versek hemen yapabilir misin? Tabi öncelikle bunlar crasher gelecek ama şöyle bir miktar yapalım. Tamam 64 tane salis munduzu çektik bile zaten arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Demek ki flint harcamıyormuş böyle çat diye çekebildiğime göre. Ya da çok hızlı craftladık. Ben fark edemedim. Evet salis munduzu yaptık. Dolayısıyla resonating wand'ı da yapabileceğiz. Bu yine Starlight diyor. Bu Starlight dediği muhtemelen bu yine şeyin içerisindedir. Luminous Crafting Table'ın ya da dediğim gibi bir yansıtma muhabbeti vardır. Hala gece de miyiz? Hala gece deyiz. Süper. Ver abi kutsalı. Petal Apothecary. Evet. Bir ışık üzmesiyle beraber. olan ağzına kadar dolusun işte. Yap hemen de ver ya. Evet takribi bir 20 saniye sonra falan verdi arkadaşlar. O arayı durdurdum özellikle. Buradan da bir Flower Pouch. Flower Pouch sizin Botanya'nın çiçeklerini, mistikal çiçekler var ya onları depolamanızı sağlıyor. Öyle bir muhabbeti var. Aynı zamanda Ex Nihilo kapısını da açtık. Ve aynı zamanda Master Infusion Kristal'le de şeyi açacakmışız. Mystical Agriculture. Şimdi Master Infusion Kristal biraz ekstrem olmuş ya. Ee, yani buna Botanya'dan ilerleyip rünleri falan topladıktan sonra yapmak da mantıklı. Bunu çat diye yapmak biraz saçma olabilir çünkü. Kendi elimizle bunu eziyet etmek. Item reward. 3 meşten de birer tane mi veriyor? Evet. Güzel. Bunu da tamamladık. Neler kaldı? Ender Ayo, Advanced Rocketry. Say. Buna complete diyor ama yani. Nasıl ya? E yapmadım ki abi ben Master Infusion kristali. Beni çat diye beni dahil ettin. Şimdi Inferium de falan bakalım. Hangi görev olduğunu ee, şey yapmak lazım. Muhtemelen o görev güncellendi de güncellenmedi gibi bir şey du durumu söz konusudur. Bir bakalım sen tier kaçsın tier 2. Tier 2'yi nasıl yapıyormuşuz normalde? E, ee, Valla nispeten de zor normalde inferium tier 2'sini yapmak. Block of Prosperity'nin craft'ına bakalım. Hangisini almak mantıklı? E, ee, pasture Seeds. Quartz, Emeralds, gold, diamond, rock kristali sallamıyorum bile. Pasture seed nasıl yapıyormuşuz? Bir miktar mana ile. O zaman açıkçası çok prosperity seed almaya gerek yok. Tier 2 inferium seed bana daha mantıklı geldi niyeyse. Ee, evet daha sanki mantıklı geldi. İlk seviye seedleri falan düz yapabiliyoruz ama mesela bunun için bir üst seviye crafting table gerekiyormuş. Ona da şu an uğraşmaya gerek yok. Evet inferium CD içeri salladık. Flower pouch olsun. Salisman mundus falan filan. Onları da hallettik. Biz şimdi nereye odaklanıyorduk arkadaşlar? Çok güzel soru. Ben niye büyü modlarına girmiştim? Ant Cake için girmiştim değil mi? Botanya'ya aslında yani biraz bu bölüm girmek için yapmıştık bu muhabbeti. Çünkü Mana Diamond'a ihtiyacımız var. Tamam hatırladım. Şimdi ilk yapacağımız şeylerden biri aslında şu Terra Steel zırhları bir tamir etmek. Çünkü early game için açıkçası en kolay mana en mantıklı mana yöntemlerinden biri mana tabletleri envanterinize toplayıp terasti ile tamir etmek. Şöyle mana tablet yapımına da tabi bakmak lazım. Living Rock ve mana diamond veya mana pearl. Yani ufak bir miktar biz mana diamond elde ettikten sonra ki ufak bir miktar mana elde ettikten sonra mana diamond değil yanlış oldu. Yani birkaç tane end of Flame sınırsız manaya öyle böyle ulaşabiliyoruz. Terasti zırhlar şöyle bakarsanız ne diyor arkadaşlar? Passive Mana Generation on Mana Tablets. Bunu başka yapan bir e, item var mı açıkçası bilmiyorum. Mesela Elementium'a bakalım. Elementium'da filan var mı? Moblardan düşen itemler bunlar biliyorsunuz. Galiba en iyi item şu an yapabildiğimiz Terra Steel mantıklı olarak. Üçü zaten tamirliymiş. Üstümüzdeki setle bu Terra Steel'ı değiştireceğiz biz bir tek pantolonları pardon botları tamir etmemişiz. Bunu da buradan aldığımız bir miktar lavayla zaten tamir edebiliriz arkadaşlar. Bu vatandaşa şimdilik çok ihtiyacımız yok enerji üretiminde. Çünkü yukarıdaki sistemden biz 1920'yi hani egale edecek seviyede üretebiliyoruz. Yalnız onu içeri düşürmeyeydim iyiydi diye. Yani. Şöyle dinamoyu da alalım. Dolayısıyla burayı şimdilik manamı içmesin diye açıkçası kapatıyorum. Ki buradan üretilen mana ile yani bir şeyleri tamir edebilelim. Buradan çıkan mana başka bir yere de gidiyor mu? Ona da bir bakmak lazım ama. Şu anlık galiba sadece Envil'a gidiyor. Tamamdır. Ee, bu kendi kendilerine takılsın. Buraya geliyor zaten. Olacağını sanmıyorum. Obsidian yeterince farmlamışız. Çünkü burasının tıkanmış olması lazım. Tamam burada şu vatandaşın tamiratını bekliyoruz. Bir yandan da End of filan e bakalım. End of buraya koyduk. End of yetmez. Pure Daisy'ye ihtiyacımız var. Buna da Living Rock yapmak için ihtiyacımız var. Pure daisy 4 tane beyaz. Tamam orada hiçbir şey yokmuş. 4 beyaz çiçek. Bu da 2 kahverengi, 1 kırmızı, 1 tane de açık gri. Galiba bende bu çiçeklerin alayı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ne eksik bende? Bunları koyacak alan yok. Onu da yaparız. Hatırlıyorsanız aşağıda ta ilk bölümlerde inşa ettiğim bir köşe odalar vardı. Bunların kapısını o kadar güzel sakladım ki ne nerede ben bile bilmiyorum şu anda. Şöyle bir gelelim. Galiba kapılardan biri burada evet. Ya Mesela bu alanı botanya için kullanabiliriz Ya da diğer alanı çünkü burada artık cobblestone generator'a ihtiyacımız yok Yani iki opsiyonumuz da e, mevcut biz öncelikle tabi çiçekleri yapalım ondan sonra bunları düşünürüz açıkçası Ufak bir miktar 4 gerekecek çünkü benim oraya e, şey gömebilmem için Sen tamir oldun mu tamam Biz de o ara Elimizdeki beyaz çiçeği çoklayalım çünkü beyaz çiçeğin sayısı azalmıştı yanlış hatırlamıyorsam White petal White flower bunları da petala çevir Bom meal. Şiir. Şiiri galiba en materimizi almıştık. Tamamdır. Ee, şimdi dediğim gibi biraz biz bir çiçek çoklayacağız. Aynı zamanda kırmızı, açık gri. Ee, red var mı abi red elimde? Mystical red. Mystical red de yokmuş bak. Ha, biraz fertilizer yapmamız gerekebilir. Light gray var mı? Light blue var o da yok. Brown var mı? Ya Allah şükür brown varmış. Şöyle bir şey yapacağız. Pouch'umuz hazırda dursun. Floral Fertilizer. Senden daha craftlayabiliyor muyum? Herhangi bir boyayla ile falan craftlayabiliyorum aslında. Neyse çok acelesi yok. Bir bakalım bakalım. White ve Light Grey elde edebilecek miyiz? Burada var mıymış? Burada Poppy Moppy var. Şu tarafta kullanalım o zaman fertilizer'ımızı. Valla kırmızıyı elde ettik. Süper. Ee, bu ne? Yeşil bu. Ne bu? Light Grey. Güzel. Kahverengi de zaten bende vardı. Okey. İhtiyacımız olan çiçekleri şu an aslında elde ettik. Bunları buradan direkt sökmeyelim. Önce tol yapalım ondan sonra sökelim ki ilk çoklamayı da böyle yapmış olalım. Evet yeterince çokladık diye düşünüyorum. Elimde bol bol artık petal var arkadaşlar. Bomb da 60 tane falan kullanmışız zaten. Şunlar durmasın. Elimizde yeterince kemik var çünkü. Evet yani şu an yeterli miktarda end of flame'i falan elde edebilecek kadar kaynağım var. Tabi yine pure ile başlayacağız. Çünkü mana havuzları. Burada mana havuzlarında da sanki bir enteresanlık vardı. Önce dilute mı yapıyorduk? Evet. Önce dilutut yapacağız. Petal block, grey petal block. Evet enteresan bir mana havuzu yöntemi var burada. Öncelikle boş mana pool yapmamız gerekiyor zaten. Dilütlenmiş mana pool'a bir bakalım arkadaşlar. 3 tane mavi day ya da işte lapis bizim durumumuzda şu anda. şunları şöyle sallayalım bakalım. 1, 2, 3. 3 değil mi? Şimdi 3. Üç. Tamam 4 oldu. Dilutut'la başlayalım. Dilutut mana pool onda biri kadar filan şey tutuyor bu arada. Ee, normal bir mana pool'un bilginiz olsun. Bu arada Light Blue mu istiyor ben? Ha tamam. O zaman şöyle yapacağız. Bir miktar Light Blue tamam. Bir de tabi Living Rock. Apotekare ile başlayalım. Ee, sana, sen buna sonra dolduramıyorsun değil mi? Evet illa sağ tıklayacak bir şey olması gerekiyor maalesef. bunda da onun için farklı bir yöntem yaparız. Herhalde burada user user vardır. Sınırsız su kaynağı yok işin enteresanı. işin problemi. Ama onu da ender tankle çözerim ben. Evet gayet mantıklı gibi geldi. Suya ender tank'e aktarsak. Mavi 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 bir ender tank'ten de buraya aktarırız. Gayet mantıklı. Şimdilik tabi elle yapsak da çok sıkıntı yok. Ama aşağıda yapalım tabi bunu Bir miktar seed'e ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz botanyanın çiçekleri seed ile yapılıyor arkadaşlar. Ee, onları aldık. Bir tane de buckets. Ve aşağıya inelim pure daisylerimizi yapalım. Pure daisylerden living rock. Dolayısıyla diluted mana Dolayısıyla aynı zamanda mana tablet falan filan. Şimdi apotekariyi şuraya koş. İlk suyu koy. 4 tane light şeyden pardon mavi petal'dan zaten otomatik olarak bir resipi varsa gösteriyor. Atıyorsun içeri. Ondan sonrakilerde şöyle yapacaksınız. Boş el at. Suyu aldık içerisine koyduk. Boş elle sağ tıkladık. C'de attık. Genellikle ben 3 taneden fazla daha Pure Daisy kullandığımı hatırlamıyorum. Burada da kullanmanın açıkçası çok bir mantığı olduğunu da sanmıyorum. Ee, bu katta yapacağımız için bu kattan ilerleyelim. Tabii bu Pure Daisy'leri bir yerlere ekmemiz lazım düşündüğümüz zaman. O zaman şöyle yapayım ben. Burayı ben komple 4 ile kaplayayım. Şuradan da hatta bir grass blok alabilirsek burayı komple grass blokla kaplayalım. Biz botanya alanımızı ufaktan inşa edelim. Evet ufak bir botanya alanı inşa ettik arkadaşlar. Ee, Daisy'leri buraya ekeceğiz. Bunlar en fazla 8 tane item'i de, e, dönüştürebiliyor zaten. Herhalde onda herhangi bir değişiklik olmamıştır diye düşünüyorum. Şöyle bir düzen yaparsak aynen bunların etrafında 8 tanesini değiştirebilirim. Tabi ben burada durmayacağım aslında end of filan da aradan çıkartayım dedim. E, end of e de tekrar bir bakarsak 2 kahverengi bir kırmızı bir light grey. Zaten bunu aslında bir kere yapıyoruz düşündüğümüz zaman. Ondan sonrasında elle yapmamıza gerek kalmıyor. Suyu koy. Sağ tıkla Sidat suyu koy. Sidat ee, e, aynen suyu koy. A bunda da sağ tıklayabiliyorum. Elimde seed varsa bile onu boştan sayıyor. Tak 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 aynen süper. 9 ee, tane filan end of benim başlangıçta işimi görür. O da biraz daha işlemi hızlandırayım diye aslında. 9 tane normalde ihtiyacımız bile yok yani. Ee, özellikle yeni bölümlerde yeni çıkan modlarla filan. Bunları otomasyona da çok rahat bağlayabiliyorsunuz. Hatta şurada bile Tek bir pressure plate ve işte kablosuz redstone wireless transmitter ile yapabilirsiniz aynı şeyi Dediğim gibi ilk miktardaki manayı ben bu vatandaşlarla elde edeceğimden dolayı Biri evleniyor yine herhalde ee, Bunları bu şekilde koyabilirim bunlar kömür mömür yakalayacak bütün materyalleri neredeyse yiyor ee, O konuda Şeyiniz olmasın sıkıntınız olmasın Tamamdır diluted mana pool demiştik bunu yapabileceğiz zaten normal mana pool'a bakarsak white petal tamam Living Rock'ta neleri çeviriyormuşuz? Burada değiştirmişlerdir diyecektim ki hakikaten de değiştirmişler. E, Chisel Stone veya işte normal stone da olur muhtemelen burada. Bir de yüzdes vis kristal diye bir şey var. Herhangi bir vis kristal iş yapar mı onu bir test edelim. Evet yüzdes vis kristal diye gösterdiği arkadaşlar. Her, herhangi bir vis kristalin olacağını işaret ediyormuş. Dolayısıyla bana bir böyle 4-5 stack kadar living rock yapacak kadar şey lazım derken eğer o kadar living rock yapacak stonumuz yokmuş. Tamamdır burada da 99 tane filan var. Herhangi bir visk yani kullanabiliyormuşuz. Tam craft'ın bir item reader'ı vardı. Ee, şey okuyan. Envanter filan okuyan. Acaba o apply tenir e işe yarıyor mu? Çünkü burada herhangi bir item'a tıkladığınız zaman, sağ tıkladığınız zaman daha doğrusu. Varsa eğer burada şeyleri de gösteriyor. Taumik J.I. Hani hangi itemden hangi tür Towncraft enerjisi deyip alabileceğinizi de gösteriyor. Muhtemelen burada öyle bir muhabbet de vardır. Bakalım bu Arcane Stone'lar oluyor mu? Evet renklerinden anlıyoruz zaten. Böyle ufaktan efekt verdiği zaman. Şurada yine bir ufak bir çakışma olmuş. Onu yanlış yere koymuşuz yani kısacası. Oradaki şeyleri. Neyleri diyeyim. Ee, pure Daisy'leri. Ama o da çok problem değil. Bunları galiba hızlandırabiliyorduk böyle ya. Evet hızlandırabiliyormuşuz. Ortadakini hızlandırsak yeter. Çevredekilere zaten dokunmamıza gerek yok. Zaten şu an diluted mana pool'u aslında yapacak materyali arkadaşlar elde ettik. Öyle söyleyeyim. 22 tane yapmışız. İyi güzel 22 tek parti de az değil. Geldik buraya. Arcane stone'lar kalsın. Şu seed'leri bir atalım. Bunlardan bana blok halinde bir tane lazımdı. E, normal mana pool için diluted da demeyeyim hatta. Birer blok aldık bunlardan. Şimdi diluted mana pool'umuzu bir yapalım. Tamamdır bu şöyle bir kenarda dursun. Başarım var mı diye baktım yokmuş. Aşağı taraf ve şu ikisi de hazır. Rock kristal burada or halinde bunu elde etmemiz gerekiyor. Ne kullanarak arkadaşlar? Ee, ya işte herhalde bunun şeyi vardır. esansı varmış evet. Ya gezegen gezeceğiz burada söylediği gibi. Ya da bu resipiyi combustion resipisini kullanacağız. Bunlardan üçünden herhangi biri uygun oluyor açıkçası. Şöyle bir envanteri temizleyebiliyor Bu arada bunlar benim görev ödüllerim. Ben Benevolent Goddesses Charm. Sizin yakınlarınızda olan patlamaları. bin mana karşılığı envanterinizdeki mana tabletle. E, egale ediyor. Hasar almıyorsunuz. Patlamayı engelliyor. Supreme Watering, Watering e nasıl verdi ben hiçbir fikrim yok ama. Farm yapar yapmaz bundan müthiş kullanacağız. En azından o konuda fikrim var yani öyle söyleyeyim. Şurayı bir hafif temizleyelim. Ne demiştik? Rock Crystal Or. Rock Crystal Or. Bunu kıracağız arkadaşlar. Aquamarine Diamond Stone. 5 stone. 10 Aquamarine. Ki bunları da elekten elde ediyoruz zaten. 3 Diamond. Ve zamanında 600 tane elde ettiğimiz star metallerden 10 tanesinin dust haline ihtiyacımız var. Bunları götürüp herhalde yukarıdaki crusher'a atsam benim için dust yapar mısın? Yapıyor musun? Vallahi yapıyormuş güzel. Bu aslında yani şu e, bir tane o şeyden bile elde edebilmek o Rock cleaning sisteminden bir tane bile Star Metal ingot elde edebilmek bana Dust'ın yolunu açtı. Açıkçası çok da temiz oldu yani öyle söyleyeyim. Çünkü bir oradan şu an yani istesem bir ingottan binlerce elde ederim öyle söyleyeyim yani. Altından altından şu an işte black condenser ve white e, Case'in kullanarak arkadaşlar altından 16 altı bin tane. Uranyum'dan 10 bin tane tek bir DAS kullanarak diyorum. Bu arada elde edebiliyoruz tertemiz bir şekilde. Tamamdır ee, tamamdır. Kristal için 1, 2, 3 Star Metal Dust 10 tane 4 Ulan sanki bir item daha vardı burada ya Yo 4 item varmış Tamam bunları kombasçına göndereceğiz Buradan Şöyle gönderelim aşağı Aşağıyı tıkadık şu anda Tıkadık değil mi? Rock, kristal, or. Muhtemelen aynı anda çok fazla item gönderdik aşağı. Şuradaki nether üretimini şimdi kapatalım. İşte bu aslında kombasyonu ikilemek gerekiyor. Bir tanesi hani e, otomasyon işlemleri için buradaki nether gibi. Gerçi onu da ileride kaldıracağız ama. Bir diğeri de arkadaşlar benim böyle manuel gönderdiğim şeyler için. Şimdi aşağı de İki ayrı resipinin itemları olduğu için muhtemelen kombas şimdi ki bakıyoruz. Evet tam da öyleymiş. İşlemi yapamadı. Dolayısıyla burada manuel olarak resetlememiz gerekti. Koy buraya glass'ı koy buraya bri'yi. Yukarıdan şimdi tekrar göndeririz. Şöyle kombasçının içerisine Stone, Stardust, Aquamarine, Diamonds. Herhalde şimdi problemi ortadan kaldırmıştır diye düşünüyorum. Diğer manuel itemları da buraya alalım. Rock, Kristal, Or, süper. Elde ettik. Bu normal Pickaxe bundan çıkartıyor muydu? Vallahi çıkartıyormuş. İki tane Rak Kristal elde ettik arkadaşlar. Bu da bir tane Mana Pool aslında yapabiliyoruz demek oluyor. Ee, umarım tanımlanmış Rak Kristal istemiyordur, istemiyormuş. Güzel Mana Pool'umuzu yaptık. Ee, Tabi End of flame çıkan mana'yı benim aktarabilmem için aslında bir tane wand of the Forest yapalım. Herhangi bir Wand of the Forest yapamıyor muyuz? Öncelikle Living Wood. Ha, Living Wood diye bir gerçek var şimdi bir de tabi. Bununla Infused Wood. Onu da ha, Star Metal biraz sıkıntı oldu ya. Liquid Starlight'e ihtiyacımız var. Hmm. Logo Infused Wood'a çeviriyoruz. Oradan bunu Living Wood'a çeviriyoruz. Yani kademe kademe göndermişler. Bu biraz sıkıntı oldu şu anda. Arcane Stone'dan biraz daha şey. Şimdi Liquid Starlight için biz normalde şey kullanıyorduk değil mi? Kristal Or ya da Aa, güzel. Aquamarine falan da kullanabiliyoruz. Hatta baya seçeneğimiz varmış lan. Güzel. Celestial kristallerden, rak kristallerden. Mesela en çok veren hangisi? Galiba hepsi aynı seviye veriyor. Aquamarine 36 bin tane var elinde. O daha mantıklı. Şimdi Rium Marble, Chiseled Marble, rak kristal. Ama etiyonlanmış mı? Yok. Normal rak kristal oluyor. Bana bir tane bile Lightwell yeter. O zaman problem yok. İki Aquamarine, üç tane run Marble, iki tane de Normal Marble. Ya bunlar da Normal Marble oluyormuş zaten. Tamam Normal Marble. Ee, o zaman bunları toplayacağız. Nereye çıkıyoruz? Yukarıya yine çıkıyoruz. Bir adet Rock Crystal, beş tane Marble. Arkadaşlar iki tane de Aquamarine elde ediyoruz. Bunları da yukarıya şeye götürüyoruz. Tabii şu an gündüz olduğu için bir, ufak bir bekleyeceğiz. E tamam bunlar da blok Marble, Ne demek kabul etmiyorum ya. Koy bunları. Evet. Hmm, eni değil o zaman. İlla ya rune marble olacak ya chiseled marble olacak. Bunları da chiseled'dan yapabiliyoruz. Rune marble'ı chiseled'dan yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Okey. O zaman ben chisel'la bu işlemi halledeyim. Evet. Hafiften akşam oluyor. Verelim kutsalı. O ara bir bakayım. Bu render problemi çok enteresan değil mi ya? Yanlış hatırlamıyorsam eskiden bunun sebebi Astral Sorcery'di. Astral Sorcery'nin shader'ını kapattığınız zaman kendi içindeki şeyleri yani bir şeyleri toparlıyordu. Ama açıkçası ne komutu hatırlıyorum ne bir şey hatırlıyorum. En azından light artık var. Aqua Aquamarine alalım bakalım. Direkt bunu şeye çevirebilecek miyiz? Starlight'e çevirebilecek miyiz? O da ayrı bir konu tabi. Bunu bunun içerisine attığım zaman evet otomatik olarak çevirebiliyoruz arkadaşlar. Ufak bir efekt aldık. Bunu da açıkçası burada yapsak daha mantıklı. Bunu da buraya koyalım mesela. Evet ufaktan mesela Liquid Starlight şu an birikiyor. Biraz yavaş birikiyor. Ee, destek olabiliyor kendisine? Olabiliyormuş <laughs> güzel bir detay. Ee, bir de Liquid Starlight'ı harcıyor mu onu bilmiyorum. Onu birazdan yani burada bir yere yerleştiririz. Şuraya mesela koyabiliriz düşündüğümüz zaman. Ya da şöyle bir şey yapalım. Su kaynağını buraya alalım. Şuraya dökeriz. Bunun için bana bir adet bakıt lazım çünkü ilk hani e, bin şeyi aldık aslında ve kırıldı bu arada sesi duydunuz. Bin geçtiği zaman kırılıyor. Bununla beraber bir miktar da ok log alalım yanımıza. Eğer yapabiliyorsak direkt çevirelim onları Livingood'a. E, elimde de ne kadar az ok log varmış? Ama nerede var? Bir yerde biraz var. Şuradan bakıt alalım. Buradan aşağı. Şuradaki vatandaşların orada hala arkadaşlar kompreslenmiş oak wood'larım var. Evet, kompres oak log'larım var. Güzel. Bunlardan 9 t yakın alabiliyoruz. Hatta biraz bokunu çıkardık. envaterde yer kalmadı. Neyse o kalsın. Çok da önemli değil. Evet, şimdi gelelim bakalım. Dediğim gibi harcayacak mı? Liquid Starlight eğer harcamayacaksa zaten tek bir bakıt da bizim işimizi görür. Aldık buradan. Buraya döktük bunu. Çok güzel de ışık saçıyor vallahi. Harcamadı süper. Salla bunu da. Salla, 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 salla. Güzel. Süper. Biraz tabi acele ettiğimiz için bunları çevirmeden girdik. Gayet güzel bir şekilde infuse da çevirdik arkadaşlar bunları. Şu da herhalde tek odunumuz. Evet. Süper. Bunları da aynı mantıkla etraflarına diziyorum. Yine pure daisy'lerimizin. Ee, en azından ihtiyacım olduğu kadarını diziyorum öyle söyleyeyim şu an. Hani birden 10 tek 9 tek falan yapmamıza gerek yok. Ondan sonra bunlar burada takılsın. Ben de şu fazlalık odunları yukarıya sistemin içerisine atayım. Lazım olanla geri geleyim. Evet mana pool'umuzu buraya yerleştirdik. Bir miktar living wood'umuzu da hatta çevirdik infuse wood'dan. Şimdi gidip asayı yapabiliriz. Asayı niye yapıyoruz? Ee, açıkçası bağlantıları yapmak. Ne bileyim rün resipilerini sağ tıklayabilmek, agglomeration plate'i falan sağ tıklayabilmek için bir lazım. Bununla beraber sadece asa değil aslında. Bize bir şey daha lazım. O da arkadaşlar. Mana spreader. Benim yine bir tuşum takılı kaldı galiba. Mana spreader. Ee, bunun için benden ne istiyormuş? Düz mana spreader için lime petal block. Lime var mı elimde? Lime. İyi lime rengi varmış. Ondan yaparız. Ee, bu ilk seviye mana spreader. Zaten açıkçası şimdilik bana bir tane lazım. Illumination powder. Luminous Crafting Table'da Yellow Nighter'la beraber yapacakmışız. Yanlış hatırlamıyorsam bunun için gerekiyordu. sülfür gerekiyordu. Sülfürü de ama moblardan elde ettik. Bir de Glimmering Living Wood. İki tane de bundan lazımmış bana. Tamam onu yaptık. Çevresi tamam. Lime elde edeceğiz dedik. Illumination Powder için yine Luminous Crafting Table. Herhangi bir renk Nighter. Ve boya. Şimdi şöyle Nighter'lara bakarsak. Galiba bunları şeyden açmamız gerekiyor ya. Öncelikle araştırmamız gerekiyor yani. Unlocklamamız gerekiyor. Zaten J.I. da bize aynısını söylüyor. Tau Monomicon. Bu Tom Craft'ın kitabı olması lazım. Aynen. Buradan araştırmamız gerekiyormuş. Bookshelf'e Salis Mundus'la sağ tıklayarak elde edebilirsin diyor bana. O zaman bir miktar öncelikle kendimize kağıt. Ondan sonra bir miktar kitap. Ondan sonra bir miktar Bookshelf. Salis Mundus zaten bol bol craftlamıştık. Bir tane Salis Mundus'la sağ tıkladığımız zaman oluyormuş. Ha, bu direkt olmuyor. Öncelikle galiba elimizde bir şey varken bizim taumcrafta bir uyumamız gerekiyordu. Sırf bu aşamayı açabilmemiz için. Bize uyumamız gerektiğini kendi söylüyordu. Bir de galiba elimizde salis mundus varken mi uyumak gerekiyordu öyle bir şey vardı ama çok hatırlamıyorum onu bir araştırayım. Ondan sonra bu chapter'ını da açalım taumcraftın. 3 ayrı moddan gidiyorum beynim yandı. Sanıyorum bunu açmak için şöyle bir şey yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Sanki normal bir şekilde mining yapmışız gibi bunları yere atıp alacağız diye bir şey okudum. Hakikaten de öyleymiş. Şimdi işte uyumamız gerekiyormuş. Tabi şu an daytime'dayız. Gece olunca uyuyabileceğiz ama uyuduktan sonra Strange Dreams tuhaf rüyalar kitabını alacağız. Ondan sonra o kitabı aldıktan sonra Tomcraft'ı zaten nispeten açmış olacağız. Yani adamlar güzel bir progress çizmişler bu konuda. Bu detayı ben unutmuşum. Dediğim gibi şimdi geceyi bir bekleyelim. Ondan sonra uyandıktan sonra Strange Dreams'i aldıktan sonra da buna saat tıklayacağız. Evet ilk Gece oldu gibi arkadaşlar. Sunset'e girdik sonunda. Birazdan uyuyabileceğiz. <laughs> Uyuduk uyandık. Strange Dreams'i de elde ettik. Ne yazıyormuş görev kitabında? Rüyamda bu kristallerden birini aldım. Redstone'la bilmem neyle karıştırdım. Enteresan şeyler oldu. Salis Munus elde ettim yazıyor. Tamam o kadar detaylı da çok önemli değil. Ve Taumonomi konumuzu da elde ettik bu sayede arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu kitap aslında bir şeyleri araştırmamızı sağlıyordu bizim ama İlk benden istediği şey aslında Arcane Workbench kademe kademe git diyor bana. Ee, onun dışında Types of Knowledge, Theory Crafting, teoriyi vesaire oradan basıyorduk. Tamamdır. Yani benim şu an odaklandığım nokta aslında ilerleyebilmek adına ee, neydi o ismini unuttum. Knighter'lar işte o Knighter'ları elde etmem gerekiyor. Onun için de Arcane Workbench filan mesela neyle yapıyormuşuz Arcane Workbench'i? Need to be unlocked to research in Towno Mesela bunu neyle araştırıyorduk ki ya? O kadar unutmuşum ki arkadaşlar bazı şeyleri bu modda açıkçası. Onları bir tekrar bir öğrenmemiz lazım. Tomic Tinkerer, Tom of Knowledge. First Steps mesela ilk görevimiz buymuş en nihayetinde. Ve hiçbir bilgimiz yok. Bununla biz ama sanki şey yapıyorduk ya ya da bir gözlüğü mü vardı? Bir taumometreden bahsediyormuş arkadaşlar. Ee, bununla araştırıyormuşuz diye bir şey okudum. Yalnız bu vatandaşı da elde etmek için yine aslında Tom ihtiyacımız var. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar kitapta dikkat etmemişim. Salis böyle diyor al diyor Salt Bay gibi crafting table'ın üstüne serpiştir diyor. Ben de sana Arcane Crafting Workbench vereyim diyor. Bu sayede bu vatandaşı açtık. Yani Taumometer'ı bildiğim kadarıyla burada yapıyormuşuz. Yani hala bir açıkçası şey göremedim ama bakalım. First Steps'te tamam bunu complete ettik abi. İkinci seviye Taumometer. A bookmark to tome on the right demiş. Recipe. 4 tane gold ingot, 1 tane glass pane kullanarak biraz da ortamda vis varsa şey yapabiliyoruz diyor. 243 vis olduğunu herhalde bu vis olan bu olması lazım. 4 tane gold ingot alalım. 1 tane de glass alalım. Bu vatandaşları bakalım, bakalım koyalım buraya yapabilecek miyiz? Bir de galiba kristal falan kullanmam gerekebilir yanlış hatırlamıyorsam ya. Tamam bunu yaptıktan sonra ne diyor peki? Bunu yap diyor ve her kristal türünden bir tane kullan diyor. Ve 20 vis karşılığında sana onu verecekmiş. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız. Bizde her tür kristal şu an yok. 3 tür var. Biz bunlardan besleyelim bunları. Sonra kırmızı yani fire, air bunu ben de bilmiyorum. Açıkçası şöyle taum yazalım, kristal yazalım. Kırmızı olan victustur sanırım. Şöyle bir bakayım da bir saniye emin olalım. Ignis Ordo Perditio. Ee, Ignis Ordo Perditio. Ignis, 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 Ignis. Bu Perditio. Onu bulduk. Ulan bütün... be kardeşim. Evet yine Sliver'larla arkadaşlar. Yani yine Quartz'la başlayacağız. 27 tane Quartz. Bir tane Stone Brick alıyoruz. Bir tane kömür alıyoruz. Ki bunu da combustion'da yapacağız inşallah. Ee, crafting table salarsa şu an ne craftlıyoruz ki bir şey de craftlamıyoruz aslında ya. Ta eskiden kalan netherrack mi tıkıyor acaba? İşte crafting CPU'nun sayısını arttırmayınca böyle problemler oluyor. Şuradan iptal edelim. Muhtemelen o tıkamıştır burayı. Her ne kadar ben crafting kartı içeriden almış öyleyim ister gibi oldu saçım tipe bak Allah aşkına. Şöyle kaldıralım bunu. Şimdi herhalde kol için craft emri verebiliriz. Kol da biliyorsunuz çarkol patlatarak aslında elde ediyoruz. Şöyle 100 tane bir havaya uçursak. Kolu başka bir yer kullanıyor muydu onu da çok hatırlamıyorum. Bir tane de Rotten Flash'ı arkadaşlar bu arada ihtiyacımız var. Ee, her biri için bu farklı materyalleri kullanacağız. Şu envanteri tabi biraz boşaltmam lazım. Şimdi aşağıda ben vis kristal spamladıkça çünkü 4.5-4.5 steklerden tıkanacak. Evet. Sliver'lar. Sliver'lar da mı içeri? Yok buradaymış tamam süper. Böl bunu üçe. Öncelikle Ignis. Bir daha Ignis, Ignis. Maşallah. Tamamdır. Bunu da şöyle alalım. Ondan sonra Perditio. Quartus harika bir şey değil mi? Ondan sonra da arkadaşlar zaten orada olması lazım. Evet. 1, 2, 3. Şöyle bir gidelim yine. Tek seferde yani 4.5 stack item birden elde ediyoruz. Geriye bir tek dediğim gibi ordo kaldı. Ha orduyu da almıştık ama neyse aşağıdan zaten birkaç stack daha gelecek. Ne aşağı indik. Ordo ordo ordo. Neyse bu espriyi yapmayacağım. Orduyu da şu vatandaşın içerisine salladığımız zaman. Yani şu an resipiyi aslında tamamladık. Herhalde bir alsayla masayla sağ mı tıklamamız gerekiyor. Bir şey yapacağız yine ama bakalım bakalım. Envanteri bir temizle. Evet glass değil glass paint benim hatam açıkçası. Thermometer de böylece yapmış olduk. Galiba herhalde bir aşamayı daha açmışızdır. Bir de observation diyor bana. Bir şeylere şöyle bir sağ sola bir bakarsak herhalde. Şimdi <laughs> bu şeyin arkasından. Herhalde işimizi görür. Bakalım fundamentals Evet observation diyor yine klasik. Gidelim mesela bizim chestlerin içini okuyabiliyor mu hala onu çok hatırlamıyorum açıkçası. Bir bakalım. Tamam. Learned dedi bir şey de. Mesela burada gold ingot. Tamam. bayağı bir şey öğrendik hatta. Ben şimdi şeyi biliyorum açıkçası. Buradaki sadece ee, ne bağlı? Mod storage bas bağlı olanların içinde item var. Onu bildiğim için o envanterleri tarasam yeter açıkçası. Bakalım başka burada. Şunları tarayabiliriz. Daha önce taramadığınız bütün itemlerle alakalı arkadaşlar şey alıyor. Bir bilgi birikimi oluyor bu tavmometerların. Dolayısıyla içi dolu olduğunu bildiğim bütün chestleri araştırdım. Bunlara da bakabiliyormuşuz güzel yani illa şey olmak zorunda değil. Mesela burada kontrolörleri taramadık. Ender Energy Conduits. Onun dışında bir bakalım bakalım. Grid'den bir şey oluyor mu? Nothing new learned diyor. Bunlardan bir şey oluyor mu? Onlardan da olmuyor. Bir de şimdi burada bence şeyi tarayabilirim düşündüğümüz zaman. Herhalde buradan da başarımı alıyoruzdur evet. Mesela bunlara nothing new diyor. Çünkü hepsini buradan aldım aslında ben başarımını gayet okey yani. Açıkçası çok da bir zorluğu yok da işte kademe kademe olması biraz bir yerde kafayı karıştırıyor. Tamam bunu da başarıyla tamamladık. Üçüncü aşamada Arcane Stone diyor. Arcane Stone'u zaten yaptık. Arcane Stone Block diyor. Şimdi bunlar benim envaterimde aslında var. Seni bir tarayalım bakalım. Seni bir taradık. üçüncü aşamada. Ha first steps'i tamamladım galiba. Aynen. E bu da tamam. Burada benden town ın kuru crucible'ını istiyor falan filan. Gayet okey. Ee, ama herhalde nighter'a biraz daha var. Golemancy falan filan diye bir şeyler görüyorum. Biz şu an fundamentals dediği yer arkadaşlar. Çok girişi. Or can I one can I can I were having to place it down before I can I I don't know. Bilmem ne. Hmm nasıl yapacakmışız ki mesela yellow Knight'ı? Şimdi arkadaşlar onu da ufak bir araştırdık. Öncelikle zaten Cauldron'un çıkması burada açıkçası. Ondan dolayıymış. Cauldron'la yapacakmışız. Crucible'la pardon. kuru ee, Crucible'ın recipe'sini de herhalde burada bir yere koymuş mudur? Koymamış. Peki normal da gözükecek mi? Çünkü bazıları hani item'ın kendi içerisinde normal Cauldron'a Salis Mundus'a taktıklıyoruz. Evet bazıları da da gözüküyor öyle söyleyeyim. Her şey Tanomikon'un içerisinde değil yani. Bir Cauldron'a Salis Mundus, ki Salis Mundus da varmış elimizde. Sağ tıkladığımızda diyor. Kutsadık abi. Verdik kutsalı. Ve yeni bir kursabla bu vatandaşı dönüştürdük. Buradan da zaten herhalde görevi de yapmışızdır. Complete it dedik. Alkım iyi. E, keşfet diyor. Ne diyor bana? Auram. Ve prekantant diyor. Bu tarafta ne var? Dünyanın en derin ve en yüksek yerlerini bana ziyaret et diyor. Yani ben kendimi acaba void'e fırlatsam bu başarımı alır mıyım? Bu da ayrı bir soru. Çünkü düşündüğümüz zaman void yani hem düşerken hem en yüksek hem en alçak yerleri görüyorsunuz. Çünkü dünya bir yerden sonra loop'a giriyor. Kastettiği o mu? Bir bakalım bakalım. Şimdi öncelikle düşüyoruz zaten malum. Düşemiyoruz. Çünkü üstümde bir adet şey var arkadaşlar. Ne var? Ee, The world is spread out before you. you ha tamam güzel. Görüş açımız şeyimiz değişmiş artmış yükselmiş dünyaya dair bilgimiz yükseldi. Şöyle bir başarım aldık. Lowest depths dediğini yanlış yanlış çok anlamadım açıkçası. Çünkü teknik olarak en derin yerlerine de indik dünyanın. Düşündüğümüz zaman. Daha derini var mı? Hangi seviyeden itibaren biz mesela şey yapıyoruz? Y14, Y18, Y32. Yani normalde bunu da aslında tamamlamamız lazım. Ama eğer bundan kastı nedir filansa onu bilemeyeceğim şu anda. Lowest depths ne olabilir ki acaba? Tamam 3-4 kere arkadaşlar kendimi zorla aşağı attıktan sonra başarımı aldık. Onu da yani bunu da aslında tamamlamış oluyoruz. Buradan da beni başka bir yere yönlendiriyor. Caster's Gauntlet zaten bizim Tomcraft'taki aslında büyüleri yapabildiğimiz e, büyücünün eldiveni. Yani çevirdiğimiz zaman kabaca. Tamam orada da problem yok. Infusion Casted Auram. Mesela Auramlar nelermiş? Auram veren materyaller. Air ve Precantantio'yu birleştirdiğimiz zaman Auram elde ediyorsun diyor. Structure Magic, Potentia, Ordo. Bunları birbirleriyle karıştırabiliyoruz yani aslında düşündüğümüz zaman değil mi? Evet. Ve mesela Auram içeren başka neler varmış? Revealing Hand'ları, Nether Star Nugget'lar, Auram Viz Kristaller. Bunlardan bir miktar da Auram elde edebiliyormuşuz. Şimdi bunları neyin içinde karıştıracağız acaba? Direkt Cauldron'a mı atlıyor bana? Şimdi şöyle ki arkadaşlar bir baktım Knight'er için direkt bir şeyleri transit yapabiliyormuşuz. Ee, yanlış bakmadıysam bir daha kontrol edeyim. 4 torch, iki kol. 4 torch, iki kol, bir tane glowstone dust kullanarak biz ilk seviye nighterları yapabiliyormuşuz aslında. Şeyi merak ediyorum. Ee, su koymam gerekiyor muydu? Açıkçası ondan çok emin değilim. Belki de hani sadece şey yapsak da yetermiş ama. Katalisti de atalım bakalım. Tekrar şey yapmamız lazım. Hızlı hızlı. At at. At bakayım içeri. Suya galiba çok da gerek yoktu ya, <laughs> bir saniye. Evet, e, suya ihtiyaç varmış aynı zamanda altına da magma blok koymamız gerekiyormuş. Yarım saattir onu düşünüyorum acaba bunun sıcaklıkta gereken bir şey yok mu diye hakikaten de varmış bu arada. Nighter'ı yaptık. Nighter kullanarak mı yapıyorduk direkt şeyi? E, evet, Elimination Powder yapmaya çalışıyorduk, tamam. Bu arada burayı da hani çok fazla böyle bırakmamakta fayda var. Ben Tom Craft için ayrı bir kule inşa edeceğim arkadaşlar. Çünkü böyle arkasında Residu'yu bırakıyor ve bu çok fazla olursa burayı bozuyorsunuz Öyle söyleyeyim yani Burada bir geliriz her yer Arcane Stone olmuş böyle Mor ee, mortaş olmuş yani O da biraz sıkıntılı bir durum o yüzden Tavumcraft için şimdilik sadece geçici olarak yani bir şeyleri aslında yapıyoruz Yani Elimination Powder için sadece aslında şu an Niter yaptım Kalan da bu base'de yapmayacağız 2 tane daha Aquamarine'ye ihtiyacımız var e, Bunları şimdi yukarı çıkıp yine Luminous Crafting Table'ımızın içinde Illumination Powder'a oradan da haliyle şeye çevirebiliriz. Mana Spreader'a çevirebiliriz. Illu Pav yazalım. Artıya basalım. Ondan sonra da ver kutsalı. Zaten tek seferde 16 tane craftlanıyor arkadaşlar. Ve nispeten crafting table'ın kendisine göre çok daha kolay oldu. Muhtemelen Astral Sorcery, Blood Magic ve Tom Crafting için 3 ayrı kule inşa edeceğim. Tabi bu kadar devasa bir kule değil. Çünkü ihtiyacımız olmayacak. Botanya'yı da bu base'ten yaparız diye düşünüyorum. Neden kule? Çünkü anne hani neyin nerede olduğu hakkında en azından bir kalıcı fikrim olsun diye. Evet illumination powder'ı da yaptık. Aslında şu an yapabiliriz. Çünkü ben lime'ı da kasmıştım. Mana spreader yazarsak şöyle alabiliriz mana spreader'ı. Bir miktar da kendimize kömür alalım. Çünkü çarkol alalım. Çünkü neden arkadaşlar? Aşağıdaki endoflame'ler biliyorsunuz kömürle çalışıyor. Botanya'nın mana üreten çiçekleri kısaca. Ee, burada ufak bir ipucu. End of Lame'lerin hepsini sökün. Normalde. Şöyle. Önce Mana Spreader'ı yerleştirin. Mana Spreader için tabi yine Wand of the Forest yapmayı unuttuk ama End of Lame'leri ondan sonra arkadaşlar koyun. Öyle söyleyeyim. Neden? Böyle yaptığınız zaman tek tek End of Lame'leri Spreader'a e bağlamanız gerekmez. Otomatik olarak bağlı oluyor. Tabi ben e, şunu biraz sıkıntılı bir yere koydum. Açıkçası şuradan da Daisy'yi sökmüşüz yanlışlıkla onu bir halletmem lazım bunu daha makul bir yere taşımam gerekiyor Ondan sonra da zaten ileride de bunu otomasyona bağlayacağız şöyle yapabiliriz Spreader'ı buraya koyalım abi bu alttaki tahtaları sök şimdi end of flame'leri koyduğumda otomatik olarak spreader'a bağlanmaları gerekiyor yeni versiyonlarında en azından öyle Şimdi yukarı çıkıp bir tane kendimize Wand of the Forest alacağız ki Bunu buna linkleyebilelim çünkü onlar otomatik linklenmiyor Kendimize bir tane Wand of the Forest yaptık hem de geceyi de geçtim o arada ee, Bunu kullanarak artık linkleyebiliriz ondan sonra ilk mana Diamondımız için zaten Şey elde edebileceğiz güzel Şunlara şöyle bakarsanız eğer yeşil tik görüyorsanız ve end of flame adının yanında işte ee, Anlayın ki onlar doğru bir şekilde bir mana spreader'a bağlanmıştır 9 tane atıyorum 9 tane çiçek olduğu için ki her biri bir tanesini kullanıp mana üretebilsin. Unknown status diyor. Neden unknown status diyor acaba? O da ayrı bir konu. Seni de tarayalım. Sizi de tarayalım. Hepinizi tarayalım. Tamam, bundan da bir şeyler öğrendik. Hatta seviyesini de öğrendim yanlışlıkla yani 5 5 5 yazıyormuş. Muhtemelen burada farklı bir yöntem vardır diye düşünüyorum. Ee, şimdi bir tane sadece mana diamond'a ihtiyacım var ilk mana tablet için. Ondan sonraki şeylerde bu ee, bölümün başında tamir ettiğim terestiyalarla of şeydir bug'ına bak bu arada. Ta buradan bile görebiliyorum mana üretip üretmediğini. Ee, bundan sonraki şeylerde problemi şöyle ortadan kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Benim envanterimde bulunduğu sürece bana tabletler çok yavaş da olsa şarj oluyor. Ee, şöyle bir adet diamond veya pearl. Şimdi mana diamond mı mana pearl mü daha çok mana istiyor acaba? Şöyle bakarsak ee, mana diamond bayağı istiyor. Mana pearl de mi aynı şekilde acaba? Mana Pearl biraz daha az istiyor aslında o zaman biz Ender pölden yapalım bence onu ee, Burada okeyiz değil mi evet burada mutabakız bunları üstümüze takacağız zaten ondan sonra ilk mana tabletimizde yapmış olacağız Ondan sonra da bölüm sonu zaten bu bölüm için evet bu mana bile yetmiş bana İçinde hala ufaktan bir mana gözüküyor Kömürü yemişler bunu ileride otomatiğe bağlayacağımız için şimdilik onları çok da düşünmüyorum açıkçası Belki de hani yukarıda ürettiğimiz dediğim gibi scrap bile düşündüğümüz zaman şurada yu yu elde ederken bundan bile yapabiliriz. Şu an mesela iki tane dragon heart kopyalayacak kadar yu yu var arkadaşlar. Bir sonraki bölüm tinkers da ufaktan girip bir ende gideriz. Ende gidecek materyali zaten harcam e elde etmek için şu an bayağı çaba sarf ediyoruz. Hatta bir tane de teleporter ayarlarım ben de. Her seferinde kekten bir parça yiyip gidince kek bitecek bir yerden sonra sonuçta. Ya da bir tane waypoint atarız o da belli olmaz. Evet mana pearl'ü dedik yaptık. Dolayısıyla ilk mana tabletimi aslında şu an yapabilirim. Evet, ilk mana tabletim hazır arkadaşlar. Bunda da şu an tabi bomboş. Ee, uçuş için de bir sonraki bölüm yapacağım başka işlemler var. Şu anlık bu zırhı çok da taşımak zorunda değilim. Hani te istersem terestiyolla da e terestiyalar morla da bildiğim kadarıyla mana kullanarak uçabiliyorum. Öyle bir detay olması lazım. Bakalım gerçekten envanterimizdeyken şarj edecek mi? Ben şimdi bir süre afk'yım sonra videoyla geri gelelim. Bakalım herhangi bir mana görecek miyiz? Evet afk kalmama gerek kalmadı şarj olan item'larda arkadaşlar biliyorsanız ee, elinizdeki item böyle seker Neden seker arkadaşlar çünkü sürekli olarak kendine mbt yeniliyor sanki sürekli slot değiştiriyormuşsun gibi Böyle şey yapıyor elinize tekrar geliyor mana tablette de aynısı oluyor şöyle bakarsanız buradan belli olmaz ama Şu an mesela elime bir geliyor bir kayboluyor bir geliyor bir kayboluyor bu da demek oluyor ki Dediğim gibi az da olsa evet şu an tam bir miktar gözüktü zaten sizde de gözüküyor mu gözüküyor en azından 720p üzeri izleyenler görebilir. Ufaktan mana tabletten mana üretmeye başladık. Bu da demek oluyor ki artık sınırsız manamız var. Ve gördüğünüz gibi hani o Terra Steel e, geri dönüşüm muhabbeti benim hayatımı baya bir kurtardı yani özellikle şu aşamada. Aynı zamanda ile yapacağım her şey için mana tool ve mana rodlarda yani e, benden %20 daha az mana harcayacağını söylüyor. Ya yani mana ile alakalı herhangi bir büyü vesaire yaptığımda botanyadan işte benden 120 daha harcayacak. Terra Steel full set sayesinde. Bunları enchant'lemi, enchant'leri de zamanı gelince düşünürüz. Hala bile ben Terra Steel Mana Steel elementium biriktiriyorum. Ama onlar artık sonraki bölümlerin konusu. Ben bölüm arasında bu mana tableti götürüp aşağıdaki mana havuzunun içerisine atarak ee, tabletten havuza mana aktarma yöntemini yapacağım. Ve bu sayede envanterimde biriken manayı düzenli olarak bu pool'un içerisine aktarabileceğiz. Bunu galiba vantla da yapıyorduk değil mi? Evet mesela şu an bunu attığımda e, tabletten havuza gözüküyor. Shift sağ tık yaparsam havuzdan tablete bu sefer olur. Ama ben tabletten havuza istiyorum ki envanterimde biriken manayı aktarabileyim. Çatır çatır bir şekilde. Böylece sınırsız manayı da AFK kaldığım zamanlarda en azından sağlamış olacağım. Bununla alakalı daha mantıklı bir yöntem var mıdır onu da bir bakarız. Belki player simülatörlerden ben oyunda değilken bile mana biriktirme yöntemi elde edebilirim. Ama şu an Kekimurus yani astral Sorcery artı botanyayı birleştirerek mana elde etmek çok daha hızlı bir yöntem endo flame'i filan da tokatlıyor. O da artık zamanı gelince yapacağımız şeylerden biri. Evet ömürlükte bu, bu kadar yeterli olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bence gayet iyi ilerledik yani. 3 ayrı e, büyü modundan birden ilerledik. towncrafttan hadi ya lan bu mod pek bir şey yapacağım işime yarayan bir, yarayan bir büyü bulup onu Towncraft'tan yapacağım. Bu modpack biraz ilerleyelim ondan. öğrenmeye üşenmeyelim. Adam bir bakarsanız 1.21'e çıkarmış güncellemiş. Hiç sanmıyorum ama. Çünkü çok e, kapsamlı bir mod ve port etmesi çok uzun sürer. Ve çok meşakkatli olur diye tahmin ediyorum. Ama olsun. En azından öğrenmiş olalım. Belki geriye dönük modpack oynadığımızda tekrar işimize yarar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.